Mesela deniyor ki, bu da çok zekice, kurnazca bir yaklaşım. Cenab-ı Hak dedi ki, فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ Allah'tan فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ Hangi söze? Ba'dallahi ve ayatihi. Allah'tan ba'dallahi ve ayatihi ve ayetlerinden. Sonra hangi söze iman ediyorlar? Yu'minun. Cenab-ı Hakk'ın ifadesi bu. Kullanıldığı biçim şu şekilde. Allah'tan ve ayetlerinden sonra hangi söze iman ediyorlar ifadesini, Kur'an'dan gayrı hangi hadise, hadis kelimesi özellikle literatürde kullanıldığı şekliyle hadis vurgusu yapılarak, kurnazlık orada. Dolayısıyla hadisle ne işimiz var? Allah ve ayetleri bize yetmiyor mu? Ve Allah ve ayetleri derken de orada da bir ufak manipülasyon. Çünkü elin içerisinde kaybedecek. Orada onu Kur'an olarak demek istiyor. Veya belki açıktan eğer muhatabın saflığı uygunsa ona onu ifade etmeye çalışıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle Allah ve ayetleri dediği kapsam içerisinde olan her şeyden gayrısını söylüyor. Allah ve ayetleri. Mesela örnek verelim. Biz bir ayet olarak güneşe iman ediyor muyuz? İman ediyoruz. Siz Kur'an'dan gayrı bir ayete mi iman ediyorsunuz diye karşı çıkılabilir mi? Çıkılamaz. Çünkü Allah ve ayetlerinin kapsamı içerisindedir zaten. Güneşin bir ayet olduğu, ayın bir ayet olduğu. Söz gelimi Allah Azze ve Celle bir kimse akletse, aklederek ifade ettiği hususları siz ya bunlara sen ciddi itibar mı ediyorsun? Bunların ne manası var diye akletmesini yere bilir misiniz? Hayır, yeremezsiniz. Çünkü o da bu kapsam içerisinde Allah Azze ve Celle ayette geçiyor. Akletmesini istiyor. Bu kapsam içerisinde olan en önemli husus, en sık tekrarlanan husus Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek. Söz gelimi şu ayetlerden bir tanesini okuyorum. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولُ Bakın şunun içerisinden bir ayet okudum. De ki Allah'a da Resulüne de itaat ediniz. Bakın burada. Dolayısıyla bu kapsam içerisinde o kadar çok bu anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibayı da itaati de Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ayetler var ki şimdi bunu görmezden gelip bu kapsamı Kur'an olarak gösterip hadis sözcüğünden de hadis o hadis var ya diyerek getirilen bir argüman herhalde ben bu kadar çaresiz bir durumdayım demek istiyor ve ancak kendi kendisini yanıltmak isteyen kimseler açısından işe yarar olabilir. Yoksa mantığı çalışan, vicdanı yerinde, aklı ve zaptı yerinde olan mazbut bir kimsenin böyle bir şeyi dile getirmekten en azından utanması lazım.